Paşa Komutası'ndaki Türk askerlerinin Kafkas Türk İslam Ordusu'nun Bakü'yü düşman işgalinden kurtarması ve Ermeni işgalinden Ermenilerin gerçekleştirdiği katliama son vermesinin 89. yıl dönümü sebebiyle dün bir dizi etkinliklere katıldık. Bugün Bakü'den Şamaya'ya geldik ve bizi burada davullarla, zurnalarla karşıladılar. Burada çeşitli yerleri ziyaret edeceğiz. Çeşitli mekanları, şehitlerin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Ama önce Tenzih Hanım buradaki yapılan işlerin maliyetini bize anlatsın. Bilirsiniz ki en büyük katliamlardan biri 18. yılda Şamakı'da olubdu. Biz indi o yerleri, o kadim eski bir mescidimiz var ki, camimiz var, orada insanları katletmişler Ermeniler. O zaman oraları ziyaret edeceğiz. Ve esas amacımız da gelen bu Türk dünyasını temsilen bura gelen, ilk defedir belki Azerbaycan'ı gençler olarak Türk dünyasını temsilen gelen bu gençlerimizi Şamakı'ya ona göre getirdik ki Bakı'nın kurtarışının ilk şehidi de buradan başlamış. Orada mezarlığı var. Yüzbaşı değil mi bildiğim kadarıyla? Bir Osmanlı zabiti. Bir Osmanlı zabiti. Onun onun amacımı ziyaret etmek. Türklerin bugün aslında düzdü keder dert birleştirir. Bir facia birleştirir. 18. yılda baş vermiş katliamlarla alakalarken. Ama hem de bu bir kan bağıdır. Ve onu yenilemek, tezelemek, genç nesillerin arasında daha da mükemmellendirmek de amacımız. İnşallah ona nail olacağız. Evet. Sayın Valimize de soralım. Nuri Paşa hakkında bu Türk askerlerinin burada gerçekleştirdiği kahramanlıklar ve kazanılan zafer konusunda neler söylemek istersiniz? Azerbaycan halkı, o zaman Şamakı cemaati, Türk kardeşlerine bazılarında çok büyük hürmeti var. Çünkü biz biliriz ki Türk halkı hemşe Azerbaycan'ı hiç vakit yalnız koymayıp hemşe ona yardım elini uzatmıştır. Bunun en canlı bariz numunesi 20. esrin evvellerinde, yani 1918. yılda Ermenilerin Müslümanlara karşı törettiği soykırım vakti Türk halkı, Türk generali Nuri Paşa'nın rehberliği altında Şamakı'ya Azerbaycan geldiler. O cümleden Şamakı'da da törelen kırgınların karşısında alırlar. Məlumat üçün deyim ki, ermənilərin o illərdə törətdiyi qırğınlar nəticəsində təhsil Şamakı rayonunda 19 bin nəfərdən çox müsəlman qətlə yetirilmiş. 19 nəfər burada qatil edilmiş. Bəli, ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Məhz bu zaman Nuri Paşanın rəhbərliyi altında Türk ordusu Azərbaycan gəlmiş, o zamandan Şamakıya gəlmiş və burada o müsəlmanları divan tutan ermənilərin vəhşiliyinin qarşısını almış, onları buradan qovub çıxartmışlar. Sözsüz ki, o zaman bir xeyli Türk əsker və zabiti de burada şehit olmuştur. Onlardan biri de elə demək olar ki Şamakı Mərəzə Qobustan rayonu ərazisində sərhəddə bir Türk əskərimiz, zabitimiz orada şehit olmuştur. Biz onun xatirəsini həmişə əziz saxlayırıq. Vaxtaşırıq olaraq bizim gənclər həmin Türklərin qəbrini ziyaret edirlər. Və sözsüz ki bundan sonra biz dövlətimizin apardığı düzgün siyasətə uyğun olaraq Türk xalqı ilə daha da yaşlaşmağa çevirir. Çünkü bizim Ulu Heydər Əliyev demiştir ki, bir millet iki devleti Türk halkı ile Azerbaycan. Ona göre de, çünkü biz bir milletin bir köşkleri bir soydanıq. Bir daha sizin gelişinizden çok memnunuz ve Şamakı'ya gelişinizi alkışlayırıq. Şamakı'yı oradan buraya dolaşacağız. Burada gerçekten bizim şehitlerimizin çok aziz hatıraları var. Kafkas Türk İslam Ordularının çok aziz hatıraları var. Şamakı aynı zamanda çok önemli bir medeniyet merkezi. Uzun yıllar başkentlik yapmış. Ama büyük bir depremle maalesef büyük felaketler de yaşamış. Koynunda büyük medeniyetler saklayan çok önemli bir şehir. Buradan da bazı tarihi kesitler sunacağız. Bize ayrılmayın. Tarih boyunca çok önemli edebiyatçılar, şairler yetiştiren çok önemli tarihi bir şehirdeyiz, Şamakı'dayız ve yanımızda da yine çok önemli bir şairimiz, yazarımız var, Sabir Rüsemhanlı var. Sabir Bey, Şamakı'nın önemi nedir sizce? Şamakı, Azerbaycan'ın
ve Türk dünyasının son derece önemli yerlerinden birisi. Şamakı Şirvanşahlar Devleti'nin, Minilli Şirvanşahlar Devleti'nin başkenti olmuş. Bakı da bu devletin liman şehri olmuş o zaman. Şamakı yalnız geçen yüzyıldan başlayarak, Şamakı'da depremler oldu ve tarihten silinme üzere yerine geldi. Şamakı sözü eski Türk sözüdür ve Türk kadim Türk tayfalarından birinin adıdır. Şirvan da yani şir yurdu. Aslan demek değil mi? Aslanlar yurdu. Aslanlar yurdu demek. Yani bütün anlamlarda Şamakı ve Dağıstan'ın da bir parçası dahil olmakla burada Şerg'in en güçlü devletlerinden biri olmuş. Şamakı hem de bizim büyük abidelerin, tarihi anıtların olduğu bir yer. Burada Azerbaycan'ın ve Sovyetler döneminde Avrupa'nın en büyük observatoriya, yani resethanelerinden birisi burada kurulmuş. Bugün Türk dünyasını temsil eden gençler burada toplaşmışlar. Bizim burada ve bu Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde gençlerimizi bir araya getirmemizde çok büyük önem var. Bunlar birbirini tanımaldılar. Paramparça edilmiş Türk dünyasının zenginliklerini duymalıdırlar. Türk kendisine sahip çıkmasa, kendi devletlerine, kendi varlığına, kendi kültürüne, haysiyetini korumasa, layakatını korumasa, şahsiyetini, büyüklüğünü bilmese, tarihine sahip çıkmasa ve tarihi devletçiliği emnelerini, birlik emnelerini, mütevlük duygusunu berpa etmese, o zaman sabahımız karanlık görünmektedir ve 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak, yalnız bir laf olarak kalabilir. Bunun için biz her gün bir iş yapmalıyız. Bence gençlerin görüşü de bu işlerden birisi.